Merhaba arkadaşlar. YouTube'dan o kadar güzel sohbetler oldu ki asma yaprağı ve sarma yaprağı ile ilgili. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de benim poşetlemiş olduğum yaprakların sonrasında nasıl sarma işlemine geçtiğimdi. Buna istinaden orada çok güzel yorumlar oldu. İşte neler yapabilirim, nasıl saklayabilirim, öneriler, tavsiyeler. Herkese her şey için teşekkür ediyorum. Hepsini küçük küçük deneyeceğim çünkü daha sonra tekrar yaprak alacağım. Şimdi nasıl yapıyoruz? Yaprak dolaptan çıkıp sarma işlemine nasıl geçiyor? Onu göstereceğim ve yaprağa hiçbir şey olmadığını göstereceğim. Ne kadar uzun süre saklayabilirseniz o kadar uzun süre kalabiliyor ve yaprağa hiçbir şey olmuyor. Genelde en çok sorulan sorulardan bir tanesi buydu. İşte sapı kesildiği zaman çürür, saplarını ayrı koyun, tencerenin altına sıralayın, kavanoz yapın, tuza basın, haşlayın, kaynatın, dolaba atın. Birçok seçenekler vardı. Ben şu anda bunu uyguladığım için şimdi daha sonraki evreyi kaynar suya nasıl attığımı onu göstereceğim. Buyurun hep beraber izleyelim. Dolabımızdan çekmeceli bir dolaba koymuştum. Hepsini bu şekilde sıraladım ki tekrar alıp bu diğer tarafa taşımamak ve kırılmaması için. Şu an hiç ellemediğiniz sürece bunlar hiçbir şey olmuyor, kırılmıyor, bozulmuyor. Eğer normal buzdolabı üstü derin dondurucuya koyacaksanız da mutlaka bunun için bir köşe ayırmanız gerekiyor ki diğer aldığınız şeylerde bu kırılmasın. Yani çok yer değiştirdiğiniz zaman ve benim katladığım gibi katlamazsanız kenar kısımları çok çabuk kırılıyor. Şu an kağıt gibi hepsi de. Bu şekilde bir tanesini çıkartacağım. Hangisi kolay çıkarsa. Bir elimde telefon olduğu için biraz zorlandım açıkçası. Bunu şimdi öldürüyorum. Kaynar suya atacağım. Yaprağımız bu şekilde. Çıkarttığım zaman bilerek bu şekilde yaptım ki hani sarma içimiz azsa mesela üzerinden bu kadarcık daha yaprak alacaksak hemen kaynar suyun içine atıyoruz ve diğerini hemen dolaba kaldırabiliyoruz. Mesela bunu daha çok kalın yapmış olsaydım hepsini haşlamak zorunda kalacaktım ayıramadığım için. O zaman da mesela içi çok geldi, yaprak az geldi ya da içi az geldi, yaprak çok geldi. Bunu ayırmak zorunda kalacaktım. Şimdi bunu kaynar suyun içine atacağım. Şu an bu şekilde bastırıyorum. Bayramda saracağım sarmayı en azından şimdiden yapraklarını ayarlamış oldum. Açtırıyorum. Katlamıştım. Onları açtırıyorum. Şu şekilde göstereyim. Biraz yeşil ve sararmaya yakın çıkartıyorum. Çünkü ben bunu bu kaba aldığım zaman tekrar diğerinde o da sıcak üstüne gelecek. O sıcakla beraber hepsi yemyeşil oluyor. O orada beklerken şöyle size gösterebilirim. Herhangi bir yırtılma, hiçbir şey yok. Suyun içinde yine açtırıyorum bu şekilde. Hemen sarardığı zaman alıyorum.
Şu an yeşil kısımları da var ortada. Eğer içini ne kadar hazırlamışsam ona göre hemen yaprağımı, göz kararı ayarlayabiliyorum. Böylesi çok daha kolay oluyor. Yine tuz olmadığı için mesela içine normalinden böyle ağıza birazcık daha tuzlu gelecek şekilde ayarlıyorum. Çünkü yaprağın tuzu olmadığı için içini biraz tuzlu yapıyoruz. O da yaprak tuzu alıyor zaten pişerken. Mesela ben bunu kenar kısımlarına yapmış olsaydım hemen buradan sesi duyuyorsunuz. Hemen bu şekilde kırılıyor. O yüzden iç kısımlarını sürekli içe doğru katlıyorum ki kenarları kırılmasın, bütün olsun. Sarma yaprağımız şu an sarma işlemine hazır. Suyumuzu kapatıyoruz ve şimdi bunu soğuk suda yıkayacağım. Şu anda yeni toplanmış kadar diri. Bir arkadaşımız sormuş, buzdolabından çıkınca soğuk vurmuş gibi oluyor mu yaprak diye. Hayır, hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde normal yaş yaprak gibi yırtılıyor. Yani zor yırtılıyor. Elimde kopmuyor. Bu şekilde el yapmış olduğum için de yani üst üste koymuş olduğum için biz ona el yapmak diyoruz. Sararken sıkıyorum yaprağı bu şekilde. Sonra açıyorum. Ve üstten alıp hemen sarma işlemine geçiyorum. Yaprağımız sarılmaya hazır. Şu an soğuk su ile beraber iyice dirileşti. Yani çürüme olayı kesinlikle yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer yapraklarım mesela arttıysa onları da tekrar bir poşet daha yapıp dolaba hemen erimeden yerleştiriyorum. Bir poşete daha koyacağım. Diğeri için de mesela haşladıktan sonra şimdi sarmayacağım. Bunu sadece sorulara istinaden, sohbetlere istinaden paylaştım. Bunu da eğer sonra saracaksam yine bu şekilde buzdolabı poşetine koyuyorum. Bu şekilde de saklayabiliyorum artan sarmalarımı. Bir dahaki sarmaya kadar bu da bu şekilde benim elimde hazır olmuş olacak. Buzdolabından çıkarttıktan sonra bunu çözülmesini bekleyeceğim. Diğerini de yine buzdolabına koyacağım. Şimdilik yaprağımın tarifi bu kadardı. Herkese Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Afiyet olsun. Hoşça kalın.